Dünya şok. Rusya'dan Türkiye açıklaması. İstanbul'da gizli görüşme. Dünyanın gözü orada. ABD'li ismin sözleri dünya gündemine oturdu. Bu olursa Türkiye'den özür dilemek zorunda kalırsınız. Frans 24. Tüm ters rüzgarlara rağmen Türkiye bunu kazanacak. İsveç'in NATO hazımsızlığı. Türkiye karşıtı yeni skandala hazırlanıyorlar. Yurt içi ve yurt dışı operasyon bölgelerindeki Mehmetçi'ye hayati uyarı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Savunma Bakanları'yla istihbarat başkanlarının Moskova'da gerçekleştirdiği dörtlü görüşmeye dair yapılan açıklamada Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ele alındı. Taraflar Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini yineledi. İfadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas, İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Ashtiani ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la diğer 3 ülkenin istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da dörtlü toplantı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ele alındı. Zirvenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşmede Suriye'de güvenliğin güçlendirilmesi ve Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı, ifadeleri kullanıldı. Taraflar Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini yineledi. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunun da masaya yatırıldığı belirtilerek, tüm terör tehditlerine karşı Suriye'deki tüm aşırılık yanlısı gruplarla mücadele konusuna özel önem gösterilmektedir. Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini yineledi, denildi. Tüm tarafların Suriye ve bölgede istikrarın sürdürülmesi için görüşmelerin devam ettirilmesinin önemi vurgulandığı aktarıldı. Tüm dünya Rusya-Ukrayna arasında devam eden krize odaklanmış durumdayken, Dr. Mehmet Perinçek, Independent Türkçe'de yayınlanan yazısında, tarafların Finlandiya'nın arabuluculuğunda gayri resmi olarak İstanbul'da görüştüğünü söyledi. Aracı Finlandiya, İstanbul'da Rusya-Ukrayna gizli görüşmeleri başlıklı yazısında Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Perinçek çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Perinçek, Rus ve Ukrayna'dan gayri resmi heyetlerin İstanbul'da görüştüğünü ve belli bir mutabakata vardığını kaydetti. Independent Türkçe'de yer alan makale şu ifadelerle devam ediyor. İstanbul görüşmelerinde Rus ve Ukraynalı yetkililer Türkiye'nin arabuluculuğunda neredeyse anlaşmaya varacakları bir noktaya gelmişlerdi. ABD'nin işine gelmeyen bu anlaşma, Buşa'da yaşanan provokasyonla bertaraf edildi. Ardından yine Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Bu anlaşma uzatılarak geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un Moskova-Kiev arasındaki arabuluculuk girişimlerinde oynadığı rol bunlarla sınırlı değil. Gayri resmi bu görüşmelere bu sefer Finlandiya arabuluculuk yapıyor. Bu ülkenin bağımsız bir kuruluşu olan CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation'ın 2023 Nisan ayının başında hazırladığı ve aşağıda ilk sayfasını gördüğünüz belgeye göre belirli noktalarda mutabakata varıldığı da anlaşılıyor. Ancak bu mutabakat tekrar altını çizelim. İki ülke temsilcilerinin gayri resmi görüşmelerinin bir sonucu. Bu belgede dile getirilen bazı noktalara bakıldığında Rus ve Ukraynalı yetkililerin resmi söylemlerinden farklılıklar hemen göze çarpıyor. Ancak arabulucu ülkeye yakın kaynaklar toplantıya katılan temsilcilerin üst düzey olduklarını ve sürecin ilerleyeceğini söylüyor. Tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere sürecinin başlatılması yönünde çağrıda bulunduğu metinde taraflar aşağıdaki hususlarda anlaştı. A. Ön koşulların terk edilmesi. B. Müzakerelerin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi. C. Müzakerelerin nihai hedefi ikili bir anlaşma şeklinde olmalıdır. A. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir barış belgesi oluşturulması. B. Anlaşmanın taraflarının karşı tarafa saldırgan eylemlerde bulunmayı reddetmesi. C. Temas hattında ateşkesi izlemeyi amaçlayan uluslararası bir izleme misyonu kurma anlaşması. Tam ateşkes için A. 72 saat içinde eylemlerin sırası ve algoritması belirlenir. C. Temas hattı fiilen kontrol edilen bölgelerden belirlenir. Taraflar bu anlaşmaların imzalanmasından sonra saldırgan bir eylemde bulunmamayı taahhüt eder. Bu bilgiler pek çok farklı kaynak tarafından doğrulanmaktadır, ifadeleri yer aldı. Eski ABD Başkanı Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein'den dünya gündemine oturan Türkiye açıklaması geldi. Hermes tarafından çevirisi yapılan haberde Bruce Fein, Ermenilerin Türklerden özür dilemek zorunda kalabileceğini ifade ediyor. Fein, Reagan'ın talimatıyla Avrupa'daki askeri arşivler ve Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptı.
Soruşturmada Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. 1,5-2 milyon Ermeninin katledildiği iddiaları Ermeni tarihçilerin uydurması. Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler Osmanlı'da üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlı'nın düşmanlarına katıldılar. Ermeniler Kafkasya cephesinde Osmanlı'ya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı. Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti. Asıl katliamı Anadolu'da 2.4 milyon insanı katleden Ermeni çeteler yaptı. Türkler arşivlerini açtı, Ermeniler reddetti. Ermeniler tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek zorunda kalır, dedi. France 24'te yer alan bir analizde seçim sonuçlarını tüm dünyanın merakla beklediği ifade edilerek Erdoğan'ın tüm ters rüzgarlara rağmen zafere yürüyebileceği belirtildi. Türkiye'de seçime sayılı günler kaldı. Dünya basınında 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak tabloya dair analizler yapılmaya devam ediliyor. France 24'te yer alan bir analizde seçim sonuçlarını tüm dünyanın merakla beklediği ifade edildi. Önümüzdeki ay yapılacak 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri Batı başkentlerinde ve Moskova'da hevesle izlenecek. Analistlere göre Rusya görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Batı zımnen onun ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyor. Batılı liderlerin Erdoğan'ı istemediğini söyleyen Washington DC Merkezi Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Jeffrey Mankoff, pek çok batılı yetkili ve lider Erdoğan'la ilişkilerde hayal kırıklığı hissediyor ifadelerini kullanıyor. Erdoğan çok etkili bir politikacı. Bu nedenle tüm ters rüzgarlara rağmen yeniden seçilebileceğine dair makul bir his var. Yeni terör yasasının onaylanması beklenen İsveç'te bu kez de Türk bayrağı yakma eylemi planlanıyor. Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlarla sık sık gündeme gelen İsveç, yeni bir skandala daha ev sahipliği yapacak. Yeni terör yasasının onaylanması beklenen İsveç'te bu kez de Türk bayrağı yakma eylemi planlanıyor. İsveç basınında yer alan bir haberde Erdoğan'ın istediği gibi terör yasası önümüzdeki hafta oylanacak denildi. İsveçli politikacıların sert bir dille eleştirdiği haberde Alt Ad Alla Gothenburg isimli bir grubun Türk bayrağını tüm dünyanın gözü önünde yakmaya hazırlandığı yazıldı. Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik hassiz ifadelerin sıralandığı haberde İsveç'in NATO üyelik süreci kapsamında Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermesi de eleştiri oklarının hedefi oldu. Türkiye'de bayrağa saygısızlığın yıllarca hapis cezası gerektirdiği ancak İsveç'te yasal olduğu ifade edildi. 3 Mayıs'ta da tüm dünyanın gözü önünde Türk bayrağı yakılacağı söylendi. Terör unsurlarına yönelik başarılı operasyonlar icra eden güvenlik güçlerimizle ilgili kritik cep telefonu uyarısı geldi. Haber 7'ye konuşan askeri uzmanlar video ve fotoğraf paylaşımı konusunda uyarılarda bulundu. Yerli ve milli teşhisatla operasyonel kabiliyeti artan, terör örgütü PKK'ya kırsalda ve dağda büyük ölçüde darbe indiren, hudut ötesinde başarılı harekatlarla karanlık mahfillerin asırlık planlarını bozan güvenlik güçlerimizin her biri büyük değer görüyor. Vatanın göz bebeği olan asker, polis, jandarma gibi güvenlik güçlerinin operasyonlarında hata payını en aza indirmek için büyük titizlikle planlamalar yapılıyor. Gelişen teknolojinin büyük fayda sağladığı silahlı kuvvetlerimizin bu konuda bir de zafiyet unsuru meydana geliyor. Plansız cep telefonu kullanımının konum bilgisinin sızması gibi riskler barındırdığı önünde uyarılar yapılırken, operasyon noktalarından paylaşılan video ve fotoğrafların da kimlik gizliliğini açığa çıkarması yönünde tehlikeler barındırdığı ifade ediliyor. Son olarak 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyon sonucunda gri kategorideki Harun Elbak Kod adlı PKK'lı terörist Selim Adıyaman'ı ele geçirdi. Telefon kaydıyla görüntülere yansıyan koruculardan birinin şehit edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili terör örgütü PKK'nın korucu olmayan ve katlettiği şahıslar üzerinden propaganda yaptığı da iddialar arasında. İçişleri Bakanlığı'ndansa iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İddiaların ardından uzmanlar Haber 7'ye önemli açıklamalarda bulundu. Operasyon yapan güvenlik güçlerinin cep telefonu kullanımına kısıtlama getirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alınan görüntülerin can kayıplarına sebep olabileceği ve bunun önüne geçilmesi gerektiği uyarısını bir kez daha yineledi. Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin, terör operasyonlarla ilgili sosyal medyada video ve resim paylaşımının yanlış olduğunu vurguladı. Pekin, operasyon görüntülerinin sosyal medyadan kullanılması yanlış, yüzü açık bir şekilde bu tür resim ve video kayıtları alınmaması gerekir uyarısında bulundu. İstihbarata karşı koyma konusunda tedbirlerin artırılması gerektiğini kaydeden Pekin, şunları söyledi. Her şeyi ilan etmek zorunda değiliz. İlan ettiğimizde de suikast tarzı olaylar olur. Bunları ilan ederken de kontrollü bir şekilde etmek gerekir. İstihbarata karşı koyma konusunda tüm unsurların ikaz edilmesi lazım. Yoksa canlarımız yanar. Özellikle güvenlik personelinin buzlanmadan yüzlerini vermek uygun bir şey değil.
günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.